Evet, ikinci bölümle karşınızdayız. Konuğum din sosyoloğu Cenap Aydın. Kendisi yayına Roma'dan katılıyor. E, Vatikan'ın da gerçekten tam anlamıyla uzmanı. Bilmiyorum Türkiye'de bu konuları kendisinden Türkçe dinleyebileceğiniz daha iyi bir isim var mıdır? O yüzden sohbetimize Vatikan'la ilgili sorularımıza devam ediyoruz. Cenap Bey, ilk bölümde Vatikan nedir? E, nasıl bir devlettir? Hem devlet hem de bir dini kurum. İşte Papa'nın bütün dünya üzerinde aslında bir etkisi, gücü, hakimiyeti var dedik vesaire. E, merak ettiğim sorulardan birisi, e, bu kadar gücün, paranın kaynağı ne? Nereden geliyor bu değirmenin suyu, Vatikan konusu söz konusu olunca? Ya, çok yerinde bir soru tabii ki. Bir kurum, bir müessesi varsa onun tabii ki nasıl işlediğini anlamamız lazım. Elbette dini yapıların parasının nereden geldiği konusu daha merak uyandıran bir mevzu. Şimdi Vatikan'ın, yani şehir devletinin nasıl çekip çevrildiğiyle ilgili son zamanları çok e, şeffaflaştılar öyle söyleyeyim. Yani oradan başlayayım. Yani sondan başlayayım, gerideki bazı problemlere döneyim. Çünkü malumunuz işte gene filmlere döneceğim. İşte bir Baba 3 filmini seyredenler, belli kitapları okuyanlar hemen hatırlayacaklar oradaki bazı mevzuları. Vardı bazı mevzular. Ya yani bu e, şu anda son papa, Arjantinli... E, Gerçek ismi Bergoglio, kendi seçtiği ismi Francesco Francis nasıl istersiniz. E, bu Papa döneminde çok ciddi bir şeffaflaşma konusu var bu konularla ilgili. Uluslararası devletim şirketlerini davet etti Papa e, Vatikan'a. Yani e, bankasının, Vatikan Vatikan'ın bir bankası var çünkü. Bankanın işleyişiyle ilgili, işte yapılan yatırımlarla ilgili. Biz Vatikan Bankası diyoruz dışarıdan da onlar böyle hayır işleri enstitüsü gibi bir isim var bankanın yani. Böyle ya şimdi Vatikan'ın şeyi şu, daha doğrudan bir şey söyleyeyim ne olduğunu. Şimdi dünyanın dört bir tarafında, yani burada global bir iş yaptıkları için bu müesseseye doğrudan bağış yapan insanlardır. Tabii bu daha çok zengin ülkelerden. Malumunuz, sizin bulunduğunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolikler azınlıkta da olsa bir 60 milyon kadar. Ama çok ciddi bir ekonomik gücü olan grup orada, Katolik, Amerikalı Katolikler. Onların çok ciddi yardımları var. Bazen doğrudan yaptır projeleri söylüyorlar da zaten. Yani biz işte şunu yaptık, bunu tekelif ettik. Diye. Avrupa ülkelerinden mutlaka yardım geliyor. Peter's Pence diye bir şey var mesela. Ben öyle İngilizce söyledim de yani aklıma hemen öyle ismi geldi. Yani birazca bahsettiğimiz Aziz Petrus'la ilgili bir şey. Papa bir çağrı yapıyor senede bir gün diyor. Bütün bugün diyor bütün kiliselerden dünyadaki bütün kiliselerde benim misyonumu devam ettirmem için yani papalık Durumunu, bir yardımcı, bir e, yardım kampanyası, bir fundraising yapın diyor. Buraya gönderin diyor. Bu da bir e, işin parçası. E, bunun dışında e, dünyanın en önemli müzelerinden birisi Vatikan müzeleri var. Yani şu anda en son bilmiyorum da sadece sırf girişi 15 lira ama böyle bir de rehberli falan girerseniz daha da e, masraflı bir yer. Yani 7 kilometre papaların yüzlerce yıldır dünyanın her tarafından gerek kendilerini topladı gerek hediyelerle oluşmuş koleksiyonlar var. E, orası da bir e, gelir kapısı. E, bunun dışında hakeza, e, işte hediyelik eşyalar, paralar, paralı per, para pul diyoruz ya bazen, para pul. Ondan sonra bunlar hepsi bir işin bir parçası. Fakat yani eee tabir yerindeyse kendi çalışanlarının masrafları yani Vatikan Şehir Devletinin dönmesi dış temsilcilikler ve bakanlıklar var. İsim bakanlık değil de burada bir e, dikastri diye bir kelime var. Dikastero İtalyancası. Yani in, mesela İngilizler İngilizce'ye de o kelimeyi çevirip almışlar. Tam bir bakanlık demek değil. Bir tür ofis. Ama nedir? Papa'nın e, dünyadaki işlerini kolay yapabilmesi oluşturur. Başlarına gelen bir kardinal oluyor. Bunların hepsi bir bakanlık gibi bütçesi var. Şimdi bunların e, tabii ikiye ayırmak lazım. O bahsettiğim o küçük yerin çekip çevrilmesi, ofisleri çekip çevrilmesi, devletin işlemesi için bir bütçe var. Bu çok büyük bir paradan bahsetmiyoruz. Fakat bir taraftan da elbette dünyanın dört bir tarafında Katolik hissesini yetişmeye çalışması. Vatikan Bankasının temel esprisi bu. Yani diyelim ki Afrika'da işte oradaki insanların imkanları yok. Bir okul açmak istiyorlar diyelim ki. Ya da diyelim ki. Yetimhaneye. Mesela ben Afrika'da bir Hristiyan yetimhanesine gitmiştim. Gayet düzgün bir yerdi. Hı hı. Tabii ya yani o yatırımlı. O, o şeylere mi para harcıyorlar? Neye harcıyorlar? Tabii tabii ya yani şimdi Vatikan'ın katolik Roma'daki katiller, yani katoliklerin merkezinde şöyle bir durum var. Diyelim ki Amerika'da, Fransa'daki zengin e, imkanlı katolikler e, bir bağışta bulunuyorlar ve diyorlar ki bunu Vatikan tasarruf etsin. Çünkü neden buraya bütün malumat geliyor? Oradaki elçiden, oradaki rahibelerden, dünyanın dört bir tarafında biliyorsunuz rahipler, rahibeler var. Burada lokalde diyor böyle bir ihtiyacımız var. İşte biz diyelim ki diyorlar bir dispanser açmamız lazım. Bunu şunu yapma yapmamız lazım. Öğrenci gönderiyorlar Roma'ya. Bütün Katolik Kilisesi'nin üst düzey insanları yani ileride kardinal olması beklenen ya da bishoplar vesaire mutlaka bir Roma'dan eğitimden geçer. Yani ben bir tersinden bahsettim size. Bir yani bu paraların hepsi kayıtlı biliniyor neyinlere harcandı öyle mi? Şimdi şöyle bir kayıtlar ne <laughs> o kadar büyük bir yapıdan bahsediyoruz ki kendi deklare ettikleri var elbette ama bu paraların hepsi yani işte ne kadar nereden gelmiş bunu böyle tek tek açıklıyor Fransa'dan bu kadar geldi Amerika bu kadar geldi böyle bir açıklamayla ben direkt doğrudan yayınlarla karşılaşmalar açacağız. Ama kendine sorunla nasıl işliyor dendiğinde yaptığı izahat bunun üzerinden. Yani yolsuzluk olarak, mesela dönüyor. skandalı var mı Katolik Kilisesi? Tabii yolsuzluk skandalı oldu birkaç kere. Yani bundan önceki Papa'da e, oldu. Bu Papa'da da, da e, özellikle şu andaki Papa Papa Francesco çok acımasız bu konularda. Yani hafif ismi bu tür konulara karışmış insanlarından birkaç tanesine çok yakın çalışma arkadaş olduğu halde gözünün yaşına bakmadan hiçbir açıklamada yapmadan vazifeden aldı. Yani bu ne, ne boyutta gibi. bir skandaldan bahsediyoruz. Yani yolsuzluk yolsuzluktur da yani ya ne, çok ne, ne değil. Mesela. Şöyle bir örnek vereyim. basına çok yansız bir şey oldu. İşte diyelim ki bir para e, bu diye bu bankanın paraları var. Yani yatırım yapmaya çalışıyor Vatikan para işlesin diye. E, bu görevlilerden bir tanesi e, tutmuş, gitmiş Londra'da e, devasa bir apartman satın almış. Bir akal olsun diye. Fakat bu apartmanı satın alırken e, ...bildiğimiz süreçlerden geçmemiş. Yani e, danışma... ...gerekli emlak firmalar danışma... ...çok böyle net olmayan... ...bir alınma şekli var. Yani sanki... ...bir tanıdık vesilesiyle alınmış gibi. Orada da çok net olmayan... ...yani acaba kendisine bir... ...menfaat oldu mu diye bir... ...gri bir alan kalmış. E, kendisine soruldu. Birkaç açıklama istendi. Çok net bir cevap... ...gelemeyince hemen görevden alındı. Şöyle bir soru soracağım. Soru soruyu getiriyor. Yani Katolik kilisesindeki bu insanlar evlenmiyor, aile kurmuyor, e, parayı nereye harcıyorlar gibi bir şey geliyor aklıma otomatikman. Hakikaten yani niye böyle bir zenginleşme peşinde olsunlar diye düşünmedim değil. Şimdi şöyle, Vatikan'a gelen paraların gerçekten ben birebir yani tanıştığımda birçok insan da var. Şimdi yani Vatikan'ın e, gerek ekonomik konularla ilgili olsun gerek başka konularla ilgili böyle skandal diye ortaya çıkan şeylerde elbette ki çok büyük bir zararı var imajına. Çünkü yani bir dini kurum bütün dünyaya hani bir ahlaklı yaşama, ahlaklı yaşamanın ötesinde bu dünyada güzel işler yapıp sonsuz hayatta mutlu olmayı vaat eden dinlerden birisi Katolik Hristiyanlık. Bundan dolayı da bu tür yapılan şeyler en ufağında bile büyük tabii ki bir rahatsızlık oluşturuyor, oluşuyor haklı olarak. Şimdi yani şunu söylemekte fayda var. Bunların yani bütün Katolik hissesini yansıttı, bütün Katoliklerin böyle olduğu, herkesi herkesin yolsuzluk içerisinde olduğu gibi bir genelleştirmeye gitmek elbette çok yanlış. Yani şöyle söyleyeyim, elbette olanlar çok Katolik kilisesini rahatsız ediyor. Bununla ilgili yoğun çalışmalar yapıyorlar. Bazı yerlerde işte biliyorsunuz bu istismar konularında korkunç tazminatı. Evet ona görecektim. Aslında madem yeri geldi onu da sormak istiyorum. Evet. Hı. Katolik Kilisesi ve Vatikan deyince son yıllarda insanların aklına çocuk tacizleri ve ortaya çıkan üst üste çıkan geniş kapsamlı skandallar geliyor. İşte tarihsel bu konuda davalar, tazminatlar çekilen filmler. Bize biraz bu konuyu Vatikan penceresinden anlatır mısınız? Son dönemde özellikle sanırım bir özür dileme hadisesi de oldu değil mi papanın bu konuda? Tabii, yok, yok, Vatikan çok önemsediği bir konu. E, çünkü e, hatta son e, iki papa döneminde de işte bazı komisyonların yani yeterince işletilmemesiyle ilgili bazı şikayetler vardı. Şu anda e, bahsettiğim Papalı Gregorian Üniversitesi'nde e, son beş sene çok aktif çalışan dünyanın her yerinden uzmanlar, yani psikologlar, sosyologlar, doktorlar ve daha da önemlisi mağdurlar ve mağdur ebeveynlerinde içine alan e, çalışma merkezi gibi bir yer kuruldu Ve burası habire dünyanın her tarafından gelen e, şikayetleri değerlendiriyor. E, i̇nsanların, yani bu zaten çok olan olmuşların, bu konuda mağdur olmuş insanları acaba nasıl hayata kazandırabiliriz? İşte tazminat olsun vesaire ama bir de daha önemli kısım var çalışmada. Bunların bir daha yaşanmaması için ne yapacağız? Ben de onu soracaktım. Acaba evet. şöyle bir düşünce oluyor mu? Yani e, akla ister istemez şöyle geliyor. Bu insanların evlenmemesi, ondan sonra yalnız bir hayat yaşamaları acaba bu tür konularda tetikleyici olabiliyor mu? Bu konuda bir reform gibi bir şey gitmeyi düşünüyorlar mı? Evet, bu tabii önemli bir soru. E, ama bundaki çok tartışma var. Yani tartışmalar şunu gösteriyor. Bu işe... E, eğilim gösteren insanların zaten kendi psikolojik bazı rahatsızlıklar olduğunu görüyoruz. Yani psikolojik rahatsızlıkla meşruiyet ya da bir şey kurtulmuyorlar. Çünkü neden? Yani ruhbanlık müessesesinde yani bunu söyleyemekten bu ruhbanlık dediğimiz vakit üç tane yeminden bahsediyoruz. E, bu yeminden birisi işte bu tecerrüt. Yani tamamen kendini cinsi hayattan tecerrüt etmek. İkincisi itaat. İçinde bulundukları yapı neyse yani bir katolik tarikat olabilir. Normal birazcık bahsettiğim daha klasik o piramidin içerisinde bir rahip olabilir. Üstlerine mutlak itaat etmek. Üçüncüsü de fakirlik. Yani sorunuzla çok ilişkili. Hiçbir mal mülk sahibi olmamak. Yani o şimdi para konusunda da o para Katolik hissesini biraz zaten gene Weber'e dönüyorum. Hani Weber protestanlığın gelişimi şeyi kapitalizm gelişimi protestanla bağlarken hani onlarda parayı alıp yatırıma çevirme var. Katoliklikte de paraları alıp daha çok kilisenin gelişmesi için bir yani şahsi bir şey değil, teşebbüsten ziyade. Hani bu onun yaptığı bir ayrımdı. Katolik kilise de tabii çok dönüştü. Yani o tabii ki kapitalizme çok e, at başı gitti, omuz omuza gitti. Mutlaka da dönüştü ama yani bu fakirlik konusunda hiçbir mal mülk sahibi olmama. Her şeyi kilisenin faydasına işlere çevirme. Diyelim manastırlara, okullara, hastanelere vesaire. Şimdi e, evlenmeyi, evlenmemeyi birebir bunun problemi e, görme eğilimi yok Vatikan'da şunun altını çizmek lazım. Şimdi bazı yerlerde şimdi ya o da tam net değil. Yani istisnalar ve müsaadeler var. Nasıl mesela? Şimdi Doğu kiliseleri var. Doğu kiliseleri Türkiye'de bildiği kiliseler bunlar. Süryani kilisesi, Ermeni kilisesi, Kıpti kilisesi Mısır'daki. Şimdi bunlar yıllar içerisinde Katolik ya, misyonerler, Katolik kiliseyle bir takım münasebetlerden dolayı bir kısmı içinden Katolikleşmiş durumdalar. Bazen duyarız değil mi? Ermeni Apostolik Kilisesi var Türkiye'de. Yüzde doksanı Ermeniler o kiliseye mensup. Bazen Gregorian diyoruz ama asıl orijinal ismi Ermeni Apostolik. Bir de Ermeni Katolikler var. Şimdi Ermeni Katoliklerin veyahut Süryani Katoliklerin bunların durumu şu. Kendi e, neşet ettikleri kilisenin içerisindeki bazı ritüelleri muhafaza imkanı veriyor Vatikan. Mesela nedir? Rahiplerin evlenebilmesi yani ortodoks diye genel kelimeyi kullanmak istemiyorum çünkü çok genelleştirici ama ortodoks diye geçelim onlara. Ortodoks kiliselerde rahip düzeyindeki üst patrik olacaksa onların da keş hayatına girmesi gerekiyor rahip düzeyinde evlenebiliyorlar. Bundan dolayı Vatikan Roma'ya bağlılığını, Papa'ya bağlılığını ifade etmiş bu kiliselerin mensupları evliliği zaten yüzlerce yıldır veriyor evlilik müsaadesini. Şimdi Brezilya konuşuyor bu Amazonya bölgesi. Rahiplerin yeterli olmadı. Rahip çıkamayan yerlerde. Acaba işte evli insanlardan rahip olabilir mi? Bu tartışma var. Ee, bir taraftan ama şunu söyleyeyim. Bu ruhbanlıkla ilgili. Bu altıncı pol vardı. 1960 1963 ile 1978 arasındaki Papa. Şimdi altıncı polün bir ifadesi var. Niye onu önemsiyorum o ifadesini? Çünkü Papa Francesco'ya da ya vazgeçecek misin bu tecrübütten, e, celibisi, e, bu yeminden, adı geri tarzı diye sorulduğunda altıncı pol ne dediyse onu tekrar etti. Onun fikrindeyim dedi. Altıncı pol de e, çok bu konuya sert baktığını, yani kesinlikle e, aklımızdan bile geçirmememiz gerekiyor dedi. Yani böyle kendisinin e, çok e, duygusal olarak bunu asla düşünmemeliyiz. Yani bundan vazgeçiş gibi bir şey düşünülemez diye bir ifade sormuştu. Papa Fransız bunu tekrar etti. Yani burada şu ayrımı yapıyor. Evet, çok korkunç bir şey. Skandallar, bunların e, izalesi lazım. Şimdi mesela ne yapıyorlar? Son zamanlarda gördüğüm bazı belgelerde. Seminerlere yani ruhban sınıfı olarak yetişecek insanların... ...bir takım e, çok derin testlerden geçmesini istiyorlar. Yani acaba bu tür eğilimleri var mı? Ee, uzun uzun e, psikolojik seanslara girmesini istiyorlar. Şimdi bir taraftan sorun da var. Nedir sorun? Bir ruhban sınıfı yetiştirememe sorunu var. Mesela onu, onu sorsanız Katolik siz daha büyük bir problem olarak görüyor. Neden? İşte Avrupa'da mesela bir Avrupa'da genç neden rahip olmak istesin? Yani bu kadar e, mütevazi bir hayat, ondan sonra çok zorlayıcı. Ben mesela örnek vereyim size. Bir Alman rahip tanıyorum. E, yani sınıf arkadaşım, beraber okuduk kendisini son ziyaret ettiğimde bana bir hayatını anlattı. Zannetmiyorum ki şu anda Almanya'da onun yaşında bu kadar yoğun çalışan bir insan olsun. Rahip yok diyor ama insanlar rahip bekliyor. Ha bile arabada diyor köy köy e, kilise geziyorum diyor. Literatta din bilgisi öğretmenliği yapıyor. Bir de kilisenin bazı masraflarını çıkarmak için e, kilisenin önündeki bir büyük salonu, konferans salonu gibi dışarıya verilen bir şekilde bir kiraya verilen bir mekan dönüştürmüşler. Onun da işletmecisiyim diyor. Şimdi ben böyle dinlerken şaşırdım. Çünkü ne der? Onun yaşındaki insan gerekli bir iş yapıyorlar. Böyle 7 e, gün çalışmıyorlar. Gece gündüz insanların emri. Çünkü mesela bizim görmediğimiz bir yönü var rahiplerin ne yaptı. İnsanlar hastaysa onların yanına gitmek, böyle bir takım dualar yapmak, vefat e, anında, sekine anında, anında insanların yanına gidip ona bir takım dualarda bulunmak, işte bir takım kutsamalar yapmak. Yani böyle hani, kilisede oturup gel sana dininizle yani ilgili Haftada, haftada değil. Haftada bir sadece pazar günleri çalışmıyor. Olarak. Hayır hayır. Sürekli çok yoğun çalışıyor. Şimdi Katolik kilisesi de özellikle Batılı ülkelerde insan bulamamaya başladı. Mesela bugün İtalya'da gidin İtalya'nın şehirlerinde bir yani kiliseye girin. Bir ayine karşınıza bir de Afrikalı bir rahip çıkabilir. Çok güzel İtalyanca konuşuyor ama Afrikalı. Brezilya'da çıkabilir. Vietnamlı çıkabilir. Çünkü neden? Yani bu, bu işte göçmenlere kalmaya başlamış. E ee, Biraz öyle. Bu, evet. bu coğrafyalarda öyle. Ama e, Afrika'da, e, Asya'da, Güneydoğu Asya'da, Filipinler'de özellikle, ki Amerika'da çok Filipinlerden katolik olduğunu düşünüyorum, e, bazı coğrafyalarda böyle bir sorunlar yok. Ama batı dediğimiz coğrafyalarda bu sorun var. İşte tabii ki söylediğiniz de önemli. Çünkü halkta da yani. Mesela şöyle düşünün, bu skandalların çok gündeme geldiği memleketlerde de e belki gençler de, aileleri de e, bu mesleği çok düşünmeye düşünmemeye başlamış olabilirler. Evet. Ama benim temel gördüğüm şey şu, yani artık e, batıdaki yaşam tarzında, çünkü eskiden mesela ben şimdi şöyle düşünün, Katolik Kilisesi'nde biliyorsunuz e, çok çocuk olması teşvi var. Hatta yani şey de yasak e, normalde. Kürtler. E, kürtler, çocuk e, şey e, doğu kontrolü de yasak. De. Şimdi o eski dönemlerde 9-10 çocuk olan insanlar var. O kadar doğal gelişmiş ki bunlardan birisinin rahip, birisinin rahibi olması, diğerlerinin evlenmesi çok otomatik bir şey. Yani diyor ki, zaten dokuz çocuğumuz var, on çocuğumuz var. Ya bunun biri, ikisi yani kilisenin hizmetinde olsun. Tabii ki doğal diyor. Şimdi insanların iki, bir çocuğu olduğu bir bu dönemde bunun birisinin rahip olmasını beklemek e, çok kolay değil. Yani bu demografik değişimin de farkında e, Katolik Lisesi. E, bunlar birbirine iç içe geçmiş sorunlar. Yani birbirini bazen e, yeniden üretiyor bazı o problem bu problemin e, çözülmesi engel oluyor bir yerlerde duruyor ama ben şu anda gözlemem yani Roma'da merkezi kurumlarda ve dünyadaki de değişik yerlerde kimsel çalışmaları görüyorum gerçekten e, konuya beni çünkü çok şu etkiledi yani mağdurlar ve mağdurların aileleri de bu komisyonlarda onlarla beraber çalışıyor yani böyle biz bir şey biliyoruz biz güzel bir şey e, düşündük bunu yapmanız lazım bir yaklaşım yok Doğrudan onların yaşadıklarını işin içine katarak bir yaklaşımları var. Yani bunu ben pozitif, şunun için görüyorum. Çünkü problemin ne olduğunu anlamaya çalışması, çabası olarak görüyorum. Çünkü geçmişte yine aynı kurumun bununla ilgili bazı komisyonları çalışmadı, olmadı. Çünkü bu yaklaşıma sahip değiller. Evet Cenap Bey, konu çok geniş. O yüzden ben son sorulara doğru yaklaşmak istiyorum. Yoksa saatlerce konuşabiliriz. Tabii ki, tabii ki. Ee, tabii ki. İki sorum daha olacak. Birincisi otomatikman elbette Vatikan'da ya da kilisede kadınların rolü özellikle liderlik ve mesela bir kadın papa olamaz herhalde kurallara göre. Bu değişir mi? Bu konuda bir talep var mı kadınlardan? Son soruda biraz daha sizin Vatikan'la şahsi tecrübelerinizi sorarak bitirmek istiyorum yavaş yavaş. İsterseniz önce kadınlar meselesiyle başlayalım. Tabii tabii. tabii. Yo, çok e, mühim bir konu çünkü her şeyden önce... Kadın papa tabii ki düşünülemez bir tane efsanevi olduğu düşünülemez. Değil mi? Öyle bir kendisini evet. erkek rolü yapan bir kadın papa ondan sonra erkek olup olmadığını test etme uygulamasının başladığı doğru mu? Yani biraz orası şehir efsanesi ama bunda ilgili bir film yapıldı doğru yani şey doğru bir kadın papa olma ihtimali yani gündeme geldi o biraz şey kısmı tabirinde ise magazin kısmı. Şimdi şu günümüzdeki mevzu şu, e, elbette ki bu 20. 21. yüzyıl insanları yani Katolik kadınlar da elbette ki e, kendilerine hak ettikleri yeri bulmaya çalışıyor Katolik Lisesi'nde. Katolik Lisesi'nde ruhban sınıfında ya şimdi rahibeler, e, rah, şöyle söyleyeyim, rahibeler, rahip rahibe ben çok rahat kullanmak istemiyorum. Onları daha çok rahibeler Katolik Lisesi'nin sınıflandırılması laik tarafa giriyorlar. Laikten kastım şu, ruhban olmamış. Yani ordinasyon dediğimiz sürece girilmemiş. Yani kilisede ayin yönetemezler rahibeler İstediği kadar büyük bir tarikatları olsun dünyanın her yerinde manastırları olsun öyle bir yetkililik mesela Luteranlarda olan metodistlerde olan bir bishop olma yetkileri bırakın rahipler. Yani zaten rahip olamayacak bishop da zaten hiç olamaz. Fakat. İslam'da ne var? bu konumuz İslam olmadığı için oraya girmiyorum ama e, Katolik e, kilisesinde bunun sebebi nedir? Çok kısa anlatmak istersen. Yani Katolik Kilisesi'nin en baştan beri yani Haz İsa'nın bütün e, havarileri de e, erkek. Oradan gelmiş bir taraf var ama burada şimdi güzel yani bir e, damar var. Yani Katolik e, e, teolojisinde bir feminist teoloji diyebileceğim bir alan var. Onlar gerçekten Hristiyan ilk kısmına gidiyorlar. Yani şimdi Da Vinci şifresi herkes bir Meclili Meryem'e kafayı taktı ama Hazreti İsa'nın etrafında çok başka bir sürü kadınlar var. Yani kendisinin e, takipçisi, kendisinin öğretilerini yaşamaya çalışan. Yani her şeyden önce annesi yani. Bu e, dinin en önemli e, figürü Hazreti İsa ama ikincisi hemen yanında Hazreti Meryem. Şimdi şu anda gelişmeler yaz farklı yönde. Şöyle söyleyeyim. E, elbette çok uzun bir gelenek. 2000 yıldır böyle giden bir gelenek. Yani erkeklere böyle bir e, pozisyon vermiş. Fakat şu anda bu papa döneminde hiç olmamış bir şey olmaya başladı. E, Vatikan'ın bu biraz önce bahsettiğim bakanlık düzenindeki kurumlarında ilk defa üst düzey görevleri en başına henüz gelmedi. Onu söylemem lazım. En başına birisini henüz tayin etmedi. Fakat ikinci makam dediğimiz, biz belki e, seküler sistemlere bakan yardımcısı diyebiliriz ya da müsteşar diyebiliriz. O makamlara ilk defa papa kadın atamalarına başladı. Yani bu inanılmaz bir adım oldu. Akademik dünyadaysa ama herhangi bir akademik dünya değil, Vatikan Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Yani Vatikan'ın ruhban sınıfını yetiştirdiği üniversitelerden. Fransisken Üniversitesi mesela bundan önceki bir önceki rektörü kadındı. Dominiken tarikatinin üniversitesi Angelicum, ondan bahsedeceğim unuttum. Çünkü o 12 papa olan meşhur üniversite bir tarafta ama Türkiye'de daha çok tanınan bilinen 27 yıl papalık yapmış olan Polonyalı papa Jean Paul ise Angelicum Üniversitesi'nden mezun. Ee, orada da okudum ben. Bu Angelicum Üniversitesi'nin rektör yardımcısı bir kadın yani yakın zamana kadar. Bunlar şu anda son 5-10 yıldır olan gelişmeler. Yani şimdi tabir yerindeyse etrafta söyleseniz filanca üniversitenin rektörü kadın ya da bir bakan yardımcısı müsteşar ne olacak diyebilir ama Vatikan için Katolik hissesi için inanılmaz adımlar bunlar. Ben biraz şu açıdan bakıyorum. Uluslararası standartlar, kadın haklarının geldiği noktadan sırf o açıdan bakar, bakacak olursak karneyi olumsuz vermeye devam ederiz. Ama ben bu 2000 yıllık tarih içerisinde kadınların bir türlü pozisyon bulamadığı bir yerde şu 3-5 sene, 10 senede 10 sene yayıyorum. Olan hızı görünce e, e, çok olumlu buluyorum gerçekten yani. Peki yine de herhalde kadın papa uzak bir ihtimal. Kadın papa biraz zor ama ben teknik bir konu olduğu için burada uzun anlatmayayım ama kardinal belki olabilir. Çünkü kardinal mesela te e idari bir makam, dini bir makam değil. Hatta kardinal olacak için rahip olması bile gerek yok. Yani herhangi bir katolik de gör tarihte çok olmuş. Öyle icap ettiği için kardinal yapmışlar. Belki yarın öbür gün çok önemli bir göreve getirmek istedikleri yani bakanlık çünkü bakanlık seviyesindeki görevler Gelenekte bir kardinal oluyor. Belki öyle bir formül denilebilir ama e, kurumun yapısını biraz bildiğim için söyleyeceğim. Hı hı. Çok uzun süreçler çok geniş zamana yayılmış istişarelerle adımlar atmayı tercih eden bir kurum. Muhafazakar bir kurum. Statikor. Tabii tabii muhafazakar yani. muhafazakar tarafı var ama yani yenilenmeye açık bir tarafı da var. Yani çünkü neden? Şimdi şunu söyleyeyim. Papaların e, ifadelerinin e, yorumlarının ortaya koydukları yeni teolojik yorumların insanlar tarafından e, özel bir yere oturtuluyor, manevi bir değerle kabul edildiğini düşünürsek yani yeni papalar geliyor, yeni insanlar bu çağın insanları. Tam şey de soracağım. Aslında evet. kadın deyince otomatikman akla diğer azınlıklar ya da farklı ırklar da geliyor. Peki evet. siyah bir papa, hani rahiplerden bahsettiğiniz Bu evet. ne kadar ihtimal dahilindedir? Vallahi isimler geçiyor. Bundan önceki de geçti mesela. Yani bundan önce e, en son seçi biliyorsunuz 2013'te oldu. E, 9 yıl önce bir Afrika'da papanın ismi geçti. Ondan önce e, gene geçen mesela dinler arası diyalog e, bakanlığının e, başında Nijeryalı bir e, e, kardinal vardı. Kardinal Arinse. O yani geçmiyor değil, listelerde geçiyor ama acaba e, bütün Katolik camia buna hazır mı bir soru işareti. Çünkü şöyle söyleyeyim şu anda bile bakın yani biraz Vatikan'ın yeni yapısı itibariyle 1978'de ikinci Jean Paul Polonya olarak seçildiğinde 500 yıldır İtalyan papaların ardından bir İtalyan olmayan papa seçildi. Son 3 papa ise yaz unutmayalım İtalyan değil. Polonyalı, Alman, Alman ve Arjantinli. Son sorumuza gelmek zorundayız. Merak ettiğim çok şey var. Çok güzel keyifli bir sohbet oluyor ama bir yandan da zaman kısıtlaması var. Evet. Sizin biraz Vatikan'la bunca yıldır bunu teorik olarak çalışan ama aynı zamanda Roma'da yani Vatikan'da yaşayan birisi olarak sizin tecrübelerinizden duymak istediklerimiz. ilginç bir anınız var mı orayla ilgili? Pratik yaşamdaki yansımalarını anlatır mısınız? Mesela sokak yürürken papayı ya da kardinalleri görebiliyor musunuz? Ya da sizin onlarla bu meseleleri akademik olarak çalışan birisi olarak onları görme ya da tanışma imkanınız oldu mu? Evet, evet, güzel bir soru. Bana da biraz düşündürttü acaba bu, 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 bu soruyu nasıl cevaplandırayım diye. Şimdi şöyle, ben burada çok farklı kurumlarla da beraber çalışıyorum. Mesela Vatikan'da çok yakın dirsek temasında olan Jacques Maritain Uluslararası Enstitüsü var. Fransız bir filozof Jacques Maritain ve Fransa'nın e, 1945-48 yılları arasında e, Vatikan nezdindeki büyük elçisi. E, onun fikirleri oluşmuş bir kurum. Onun vesilesiyle beraber Vatikan'ın dünyanın dört bir tarafındaki diplomatlara kendisini ifade ettiği e, e, bir kursun e, organizasyonu içerisinde yer aldı. Benim ya, yer almam sebebi de şuydu. İlk yapılan versiyonunda Çağrılan diplomatlar Müslüman ülkelerden gelen diplomatlardı. Yani ben bir tür tabir yerinde ise dersin içeriği ve anlatanlarıyla birçok kardinal de vardı hoca olarak. Diplomatlar arasında bir tür yani dil anlamda tercüme değil, kavramları tercüme eden bir insan olma, discussions, tartışma şeylerini, tabirlerini, derslerini falan idare etmiştim. Şimdi oradan tabii çok görüştüğüm, gördüğüm kardinaller oldu. E, papayla e, Alman papayla o gördüğünüz meydanda e, bir ilk karşılaşmam oldu. E, kısa bir konuştum. E, benim e, ortaokul lise eğitimden Almancam da var. Ana dilde konuştum kendisine. Hoşuna gitmiş hatırlıyorum. Fakat o papayla yani şu anda Vatikan'da Mesela ne konuşuyorsunuz? Ne, i̇sminiz dedin, nerelisiniz? Ne tabii sorun, tabii aynen, aynen. Aynen. Fakat o papayla benim daha orijinal bir anım var. 2010 yılında biraz da bugün dünyadaki yani Türkiye'yi de ilgilendiren bir taraf var olanların. Papa bu Suriye'de olaylar artık kızışmaya başladığı dönemde... E, ...Orta Doğu'yu değerlendirme adına Orta Doğu'da yaşayan e, dini, katolik dini liderleri toplayıp... ...burada önemli bir e, sinod diyoruz, bir toplantı yaptı. O sinodun başlangıcında bir başlangıç merasimi vardı. O coğrafyanın e, beş tane dilini seçmişlerdi. Yani yanlış hatırlamıyorsam Arapça, İbranice, e, Türkçe... Belki Aramice şimdi bütün dilleri hatırlamıyorum yani Türkçe bizi ilgilendiriyor. Bana böyle şöyle bir teklif geldi dediler ki orada kısa bir mesaj olacak Türkçe okur musun? Ben mesaja baktım mesaj laiklik ifadesine geleceğim pozitif laiklik ve din özgürlüğünün o coğrafyada gelişmesine dair bir temenni sunmam istediler. İşte ben de papanın önünde öyle bir kısa bir mesaj okudum o benim orijinal bir andı çünkü. Vatikan içerisinde, San Pierre kilisesinin içerisinde e, ana dilimde bir şeyler ifade etmiş oldum. Tabii orada ellerinde onun İtalyancasını, Fransızcasını onlar görüyorlar ama ben onu Türkçe ifade etmiş oldum. E, bu papayla çok görüştüm. E, en az 5-6 kere tam hatırlamıyorum. Çünkü bu papa e, dinler arası diyalog, özellikle Müslümanlarla diyalog çok önem veren birisi. Bundan dolayı da bu konuda çalışmalar yapan insanlara benim... Yine içinde bulunduğu bize Religions for Peace diye bir dernek var. Uluslararası bir dernek. İtalya e, komisyonunda yönetim kurulundayım mesela. Onun vesilesiyle de Nostra Etate belgesi var. Vatikan'ın bütün dünya dinleri ilişkisini belirleyen belge 1965'te imzalanmış. O belgenin 50. yılı vardı 2015'te. Papa gere böyle bir heyet toplamak istedi. Yine bir konuşma, e, muhabbet etme fırsatı oldu. Peki şey sorusuna gelelim gündelik hayatta. Bu papanın yaptığı sürprizler var. Şimdi daha önce çok geriye gitmeyelim ama 1960'lara kadar papalar biraz ulaşılması zor insanlardı. Yani resimler var. İnsanların taşıdığı tahtıra valide geziyor bazen papalar. Yani çok e, hakikaten yani insan olmalarına rağmen o insan üstü bir yere oturtuluyordu ritüeller ve sembollerle. Şimdi 1960'lardan 2. Vatikan ile beraber bu çok değişime uğradı. Papalar bırakın tahtı revalliği, insanlar seyahat eden hale geldiler. Ülkelere gitmeye başladılar, yerlerinden çıktılar. Bakın bu papayla daha yeni bir alana girdi. Papa, papaların çok görülmediği yerlerde görülmeye başladı. Yani papa hapishaneye gider mesela. Yani bu Monday Thursday'de İngilizce kutsal perşembe. Katolikler, Hristiyanların ayak yıkama töreni var. Hazreti İsa'nın havarilerinin ayakları nasıl yıkadığını hatırlıyorlar son yemekten önce. Papa bunun için mesela ya bir mülteci evine gidiyor, ya bir hapishaneye gidiyor, ya da işte bunun gibi yani e, toplumda marjinalize edilmiş insanlar olduğu yere gidiyor. Her gittiği yerde yıkadı ayağı da öper mesela yani. Öyle bir geleneği var. Papayı bazen gözlükçüsüne giderken bulabiliyorsunuz. Haber vermeden. Bir tane çok sevdiğim gözlükçü var, küçük bir dükkan. E, gözlüğü kırılmış, ondan sonra ben yaptırmak istiyorum diyor mesela gidiyor bazen bir iki kere hiç insanları şaşırtıp, bize enteresan bir yönü var gene Papa'nın. Burada ana istasyona yakın bir Hazreti Meryem büyük Hazreti Meryem kilisesi geçen bir kilise var. Onun için Papa'nın çok sevdiği bir ikon var. Yani gençlik yıllarında Roma'ya geldiği zamanlarda bir ilgisi olmuş o da. Onu muhafaza etmek istiyor ilgisine. Bir seyahatten dönerken, bütün kortej Vatikan'a giderken adamları durdurtuyor. Yani sonuçta durdurma hakkı var tabii ki e, ee, insanlar şaşırıyor. Ne oldu? Gidiyor da bir beş dakika dua ediyor çıkıyor falan gibi. Fakat şunu söyleyeyim. E, gördüğünüz gibi yani anlatırken bu papan üzerine kurdum biraz. Kardinallerle de aynı şey geçerli. Ben mesela geçen bir Avrupa ülkesinden dönüyordum. E, 15. sırada oturuyorum. Yani yanımda iki öteki koltukta e, Afrika'da olduğu için ama siyah maske var. Çok tanıdığımı düşündüğüm bir kardinal olduğunu düşündüm. Ama diyorum yani kardinal, normalde yani bir önde biznesli olabilir vesaire. Yüzünü açmadı, göz gözle gelmedi. Artık bitmeye yakın ben dayanamadım. Dedim ki eminence diye bir ifade var biliyorsunuz kardinalere tabi Yani onu söyleyerek eminense ben soyadıyla ismini söyledim. Şimdi söylemiyorum onun mahremiyetine saygı duyarak. O da dedi ki yani ilk isim bu değil. Yok dedi ben John'um dedi yani evet, oymuş ha. ama o üzerine o şeyi almadı. Ee, ben de ya dedim e, görüşmüştük konferanslarda falan gözleriyle bir tebessüm. Şeydi. Yani ne uçakta ekonomik klasta e, bir yerde oturuyor yani normalde bir bakan düzeyinde bir insan. O kişiyle de ilişki olduğunu düşünüyorum yani her kurumda olduğu gibi makamlar var ama makamlar için ama şunu da söylemek zorundayım tabii ki. E, buradaki muhatabım olan tanıdığım arkadaşım olsun üniversitede e, meslektaş olsun kim olursa olsun ben katoliklerin e, kendi yani doktrin, kendi ana doktrinine döndüklerinde Hazreti İsa ve havarilerin yaşantısını ellerindeki kaynakları okuduklarında nasıl bir model gördüklerini e, ve bu modeli şimdi de yaşamak istediklerini e, duyuyorum ve bundan dolayı da gerek Papa olsun gerek kardiyanlar olsun onların Hazreti İsa ve havarilerin yaşamına uygun bir yaşam içerisinde oldukları vakit gerçekten makamlarını doldurduklarına inanıyorlar genelde. Mesela şu anda bu papanın çok sevmesi temel nedeni birisi sürekli bu temeyi işlemesi. Yani mütevazı olmamız lazım çünkü bu dinin başına bu var. Ha tabii ki her kurum gibi e, siyaset, zenginleşme vesaire farklı yeni yeni, yeni yapılar ortaya koymuş. Fakat ben yani hayatın içerisinde çok e, insanlar gördüm. E, beraber yemek yediğim insanlar da oldu. E, çok üst düzey e, Katolik yetkililerinden. Çok ayarlanmış bir şekilde değil her zaman. Yani gidip bir randevu vesaire öyle gelişti. Yani şuraya mı oturayım, buraya mı oturayım diye çok düşünmeyen insanlar ama bazen de kendine daha net bir yani hayat... Yani böyle tam bir münzevi hayat yaşamıyorlar. Yok, hayır, hayır. ya Şöyle münzevi hayat, münzevilikle ilgili ona girmedik ama bir tercih olarak rahip ve rahibelerden hakikaten toplumdan elini ayağını kesmiş, bununla ilgili yemin vermiş insanlar var. Hmm. Ya bunlara ben bunlara da yani çok büyük saygım var çünkü bu insanlar öyle bir yemin veriyorlar. bir tecrübem oldu. Pandemiden tam bir ay, yani kapanmadan bir ay önceydi. buraya 200 kilometre uzaklıkta bir bunlara yani şey deniyor, klauzura tamamen girdi mi çıkmıyor rahibeler orada. E, beni İslamiyet'le ilgili bir dersler serisi vermek üzere davet ettiler. Ve çok ilginç bir tecrübe benim için. E, aramda 3-4 metre vardı ve aramızda demir parmaklık vardı bu insanlarla. Ben öyle bir şeyi Kaliforniya'da birisinin dağ evinde böyle turistik bir yere çevirmişler. Öyle bir şey görmüştüm demir parmaklıklar. Birisi dedi ki benim annem sadece bu odada bu demir parmaklıkların arkasında yaşadı. Demek ki Öyle bir hayatı seçmiş. Şimdi aklıma geldi. Evet yani diğer insanlara kopuk yaşamayı tercih ediyor. Ama şunu söyleyeyim. Yani ben şunu tecrübe ettiğim için. O aramızdaki mesafe, demir parmaklık asla onların yani beni ağırlamasını e, efendime söyleyeyim. O bana gösterdikleri yakınlığı, tebessümü hiçbir temas olmadan hiç unutamam. Gerçekten unutamam. Çünkü yani ilgileri, soruları o içeride yaşıyorlar ama o kadar çok kitap okumuş bir insan grubuyla karşılaştım ki yani bir teorik bir bilgi var ama bir yerde çok hoşuma giden bir şey var, da bitireyim. Ee, bana giderken biliyorsunuz rahibelerin bazen duyarsınız rahibe işi de, rahibelerin yaptığı yiyecekler hani para kazanmak için yaptığı şeyler var. Bana böyle devasa bir sepet içerisine e, çeşit çeşit yaptıkları reçellerden yiyeceklerden doldurmuşlardı. Yani böyle çok hani bir taraftan böyle bırakın yani ben hani başka bir kültürden, dinden geliyorum. Ben tabii farklı bakıyorum. Sosyolojik bir merakım da var tabii. Yani bu 21. yüzyılda bu nasıl yapılıyor? Evet. nasıl bir yaklaşım? Burada katolik olup yani İtalya'da doğmuş büyümüş insanlarla da bunu çok kabul edemeyenler var. Bu nasıl bir şey olabiliyorlar Ama ben şunu da söyleyeyim. İngilizce'de geçip, İngilizce'de de var bu ifade. Almanca'da farklı versiyon İtalya. Bu insanlar bu mesleği seçmeler. Hani biz profession ya da vocation diyoruz ya vocation. Bu latince vocare çağırmaktan geliyor. Yani diyor ki ben bu mesleği seçmedim. o Meclis. çağrıldım. Evet ben buraya çağrıldım. Yani şimdi ben bunu ilk yaptığım mülakatlarla duyunca çok etkilenmiştim. Çünkü biz hep alışmışız. İşte neden doktor oldunuz? Neden öğretmen oldunuz? Neden işte gazeteci oldunuz değil mi? Yani herkesin bir anlattığı hikaye var. Şu şu oldu. Şimdi ben biraz önce size işte neden farklı dinlere ilgim olduğunu biraz anlatmaya çalıştım. İşte okuldaki tecrübelerimi. Bu insanlarsa bana çok büyük hep şunu söyledi yani. Ben dedi de çağrıldım. O yüzden bunu seçtim. İşte o yüzden de bu apayrı bir alan. Ben yani bir taraftan elbette ki yani hem Vatikan'ı hem Katolik hissesini hem Katolik grupları anlamak için evrensel bütün dinleri anlamak için kullandığımız parametreleri elbette kullanacağız. Ama ben e, bu dinin özelliğinde ama başka dinler özelliğinde de o din mensuplarının, hissiyatlarının, o antropolojik hassasiyetlerinin de işin içine katıldığı bir yaklaşımı tercih ediyorum. Yani böyle onları sadece e, rasyonel e, gözlüklerimle acaba ne tür bir menfaatleri vardı, e, ne determine ediyor bunu, acaba işte ailesinde bunalım yaşadım buraya düştü. Çünkü böyle örnekler yok değil. Biraz da onu anlamak istiyorum. Yani mutlaka. Ya zaten zaten öyle baksanız din meselesine ilgi duymazsınız. Çünkü inanç devreye giriyor. Gerçekten çok ilginç konular ama e, burada artık toparlayalım. Çünkü bayağı Benim de dünyevi işlerime, çocuğuma geri <laughs> <kiri> dönmem gerekiyor. <laughs> belki de tam da <laughs> bu nedenle aslında kendisini dine adayanların Aile kurması buradan e, bu nedenle belki teşvik edilmemiş. Gerçekten vakit alan meseleler elbette. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Zaman ayırdığınız için ediyorum. çok sağ olun. Belki ileride çünkü çok boyutlu bir konu. Daha sorular var, konuşacak konular var. Belki tekrar başka bir başka bir yayın daha yaparız sizinle cenap bey. Çok çok evet, teşekkür ediyorum, ediyorum gerçekten zaman ayırdınız ve bizi aydınlattığınız için. Teşekkürler. Ve izleyenlere de, gelenlere de e, yorumlarını paylaşmalarını rica ediyorum. İlginç bir konu oldu. Acaba onlar ne düşünüyorlar bizim konuştuklarımız hakkında? Merakla bekliyorum. Çok teşekkürler.